Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik ders kitabı 198, 199, 200, 201, 202, 203 ve 204. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz iki noktanın birbirine göre konumu. Yandaki haritayı inceleyiniz. 1 numaralı hedeften 8 numaralı hedefe çizgiler boyunca gitmeyi planlayan bir sporcunun en az kaç birimlik yol gideceğini nasıl bulabilirsiniz? Bir birimin kaç kilometreye denk geldiğini bulup o şekilde hesaplarım. Hangi iki hedef arasında aldığı mesafe diğerlerinden fazladır? 1 ve 8. Üçüncü hedeften altıncı hedefe ulaşıncaya kadar hangi yönlerde ilerlediğini nasıl söyleyebilirsiniz? Üçüncü hedeften altıncı hedefe ulaşıncaya kadar hangi yönlerde ilerlediğini birim olarak söyleyebiliriz. Kaç adım? Arkadaşlarınızı aynı adım sayısıyla fakat farklı yönlerde ilerleterek yine aynı köşeye ulaştırabilir misiniz? Farklı yönlerde toplamda attıkları adım sayısı değişir mi? Zıt yönlere gittiğimiz için aynı köşeye ulaşamayız. Sayı değişmez. Birlikte yapalım. Kareli kağıtta iki nokta işaretleyerek A ve C olarak adlandırınız. Birbirlerine göre konumlarını en az iki farklı şekilde açıklayınız. A noktası C noktasının 4 birim solunda ve 3 birim yukarısındadır. C noktası A noktasının 3 birim aşağısında ve 4 birim sağındadır. Siz de parkın, okula ve İlker'in evine göre konumunu yazınız. Park okulun 5 birim sağında, park İlker'in evine 5 birim sağında, 4 birim yukarısındadır. Siz de M noktasının Y ve Z noktalarına göre konumunu yazınız. M noktasının Y, 1 birim sola, 4 birim aşağıya, 1 birim sola. M noktasının Z, 1 birim sola, 4 birim aşağıya, 5 birim sağa, 2 birim yukarıya. Siz de Aslı'nın evinin Derya'nın evine göre konumunu yazınız. 5 birim sağa, 6 birim aşağıya, 5 birim sağa. Evinizin konumunu en yakın otobüs durağına göre nasıl söylersiniz? 2 birim sola, 5 birim aşağıya. Aşağıda verilen ifadeleri kareli kağıttaki noktaların birbirlerine göre konumlarını belirtecek şekilde tamamlayınız. A noktası D noktasının 3 birim sol ve 3 birim yukarısı. C noktası B noktasının 2 birim aşağı ve 3 birim solunda. D noktası B noktasının 4 birim aşağı ve 2 birim solunda. B noktası A noktasının 1 birim yukarı ve 5 birim aşağısında. Yandaki noktalı kağıtta verilen V noktasının 4 birim yukarısındaki Y noktasının konumunu belirleyiniz. Y noktasının da 3 birim sağında ve 1 birim aşağısındaki Z noktasının konumunu belirtiniz. Kareli kağıttaki noktaların birbirlerine göre konumları ile ilgili aşağıda verilenlerde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz. M noktası N noktasının 2 birim aşağısındadır. Yanlıştır, yukarısındadır. L noktası M noktasının 3 birim yukarısında ve 2 birim sağındadır. K noktası N noktasının 5 birim solunda ve 3 birim aşağısındadır. Yukarısındadır. N noktası L noktasının 5 birim aşağısında ve 1 birim solundadır. Kareli kağıttaki A noktasından harekete başlayan bir kişi 3 birim sağa, 5 birim yukarı ve 2 birim sağa, 2 birim aşağı ve 4 birim sola ilerleyerek B noktasına ulaşıyor. A noktasından B noktasına çizgiler üzerinde gidecek başka bir kişinin izleyebileceği farklı bir yolu yön ve birim kullanarak belirtiniz. 1 birim sağa ve 3 birim yukarıya. Satranç oyununda at her yöne yalnızca L biçiminde hareket eden bir taştır. Atın hareketi iki kere yukarıya ve aşağı, sonra da bir kare sağa ve sola, iki kare sağa veya sola, sonra da bir kare aşağıya veya yukarı şeklindedir. Yandaki satranç tahtasında verilen atın tek hareketle hangi piyonların yerine geçebileceğini belirleyiniz. Yandaki kareli kağıtta bir sinema oyununun oturma planı gösterilmiştir.
Salonun girişinde bulunan Emre'ye turuncu ile gösterilen yeri nasıl tarif edersiniz? 6 birim sağ ve 5 birim yukarıya. Yukarıda kareli kağıt üzerindeki Türkiye haritasında bazı noktalar gösterilmiştir. Bütün noktaların A noktasına göre konumlarını yön belirterek yazınız. B noktası A noktasının kuzeybatısındadır. C noktası A noktasının güneybatısındadır. D noktası A noktasının güneybatısındadır. E noktası A noktasının güneydoğusundadır. K noktası A noktasının kuzeydoğusundadır. L noktası A noktasının kuzeydoğusundadır. T noktası A noktasının güneydoğusundadır. Farklı noktalar belirleyerek bu noktaların D noktasına göre konumlarını yön belirterek yazınız. A noktası D noktasının kuzeydoğusundadır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.